Hayırlı günler değerli izleyenler. Dünyada hayatımızı sürdürürken yapmamız gereken ibadetler, sorumluluklardan bir tanesi hiç şüphesiz ki zikirdir. Cenab-ı Allah buna yüce kitabımızda şöyle işaret ediyor. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Kıymetli kardeşlerim, zikir Cenab-ı Allah'ı anmak, hatırlamak, yad etmek, akılda tutmaktır. Bunun ilk anlamıyla, özel ifadesiyle Yüce Rabbimizin başta Allah ismi olmak üzere Esma-i Hüsna'sını anmak, La ilahe illallah diyerek onu hatırlayıp yad etmek, dille zikretmektir. Ama zikir sadece ve sadece dilin zikriyle sınırlı kalmamalıdır. Hayatı yaşarken her an, her dakika, her saniye Cenab-ı Allah'ı, Cenab-ı Allah'ın varlığını, Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluğunu hatırlayarak yaşama bilinci içerisinde olmaktır. Cenab-ı Allah yüce kitabımızda eğer biz zikredersek kendisinin de bizi zikredip hatırlayacağını ifade ediyor. Bu ayeti kerime bile zikri sadece Rabbimizin isimlerini anmaktan ibaret olmadığını bize öğretiyor. Yani biz Allah dediğimizde Rabbimiz de bizim ismimiz de bize seslenmeyecek elbette. Zikir biz Rabbimizi düşünürsek o da bizi düşünecek ve üzerimize nimetlerini ve imkanlarını bir anlamda ona göre sunacaktır. Cenab-ı Allah Bakara suresinde hac eden insanlara hac yaptıktan sonra yapacağı görev ve vazifeleri hatırlatıyor. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا buyuruyor. Hac bitti, hac menasiklerini tamamladınız. Peki şimdi ne yapacaksınız, ne yapmanız gerekir? Hani halk diliyle hacı oldunuz, üzerinize düşen vazife nedir? Cenab-ı Allah onu öğretiyor bize. Ve diyor ki, hac menasikleri bittikten sonra Allah'ı anne ve babanızı andığınız gibi, hatta ondan daha fazla, daha yoğun bir şekilde anın, hatırlayın, zikredin diyor. Şimdi bu ayeti kerimeye baktığımızda hac eden insanlar için Cenab-ı Allah'ın haccınız bittikten sonra anne ve babanızın ismini zikrettiğiniz gibi Allah Allah deyin demek olmadığını anlarız. Adeta Rabbimiz bize diyor ki artık bundan sonra ömrünüzün sonuna kadar anne ve babanızın hatrından daha fazla benim hatrımı gözetin. Benim rızamı gözetmeye çalışın. Beni hatırda tutun, hangi eylemde bulunursanız bulunun, ne yaparsanız yapın, aklınızdan, zihninizden asla ve asla Cenab-ı Allah'ı çıkartmayın. Zikir bilinci buna sahip olmak demektir. Günün her saati, bakın bu ayeti kerimeden onu da anlıyoruz. Özel anlamlarla farklı görevleri ve vazifeleri bize öğrettiği söylenebilir bu ayeti kerimenin. Ama bunun ötesinde, bir hayat ve yaşam bilinci kazandırıyor Cenab-ı Allah bize. Sabah, akşam, günün hangi vaktinde olursak olalım, Rabbimizin rızasını gözeterek, onu unutmadan, onu aklımızdan çıkartmadan bir yaşam bilincine sahip olmayı bize öğretiyor. İşte sorumluluk sahibi bir mümin buna dikkat ederek yaşamalıdır. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Allah bundan uzaklaşmanın sıkıntısını da bize öğretiyor. Kim ki beni anmaktan, beni hatırlamaktan, benim rızamı gözetmekten yüz çevirirse, onun için dünyada sıkıntı dolu bir hayat vardır diyor Cenab-ı Allah. Kıymetli kardeşlerim, bazen hayatımızı sürdürürken şöyle bir tefekkürle, düşünmeyle, hesapla, muhasebeyle zamanı bereketlendirmeliyiz. Acaba başımıza gelen farklı sıkıntıların, problemlerin, ızdırapların bizim
Rabbimizin rızasını hakkıyla gözetmememizden, onun emir ve buyruklarını hakkıyla yerine getirmememizden, onu hakkıyla anmamamızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da zihnimize getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki Cenab-ı Allah'ı anmamak, zikretmemek bize dünyada birçok sıkıntı getirebileceği gibi ahirette de farklı cezalar içerisine düşmemize neden olabilecektir. Bu sebeple ayeti kerimede ifade edildiği gibi kendi kendimize yalvararak, kulluğumuzun aczi içerisinde ürpererek, alçak sesle, yüksek sesle, günün her vaktinde sabah akşam Rabbimizi hatırlayıp yad ederek hem onun güzel isimlerini tekrar etmeli hem de onun kulu olduğumuz gerçeğini unutmadan o sorumlulukla hayatımızı sürdürmeliyiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.